Evet. Tekrar hepinize selamlar çarşamba gününden. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Evet, yüz yüze hepinize selamlar canlarım. Hayırlı mutlu akşamlar. Az önce bir yorum okudum. Sabah öğlen attığım videoda demiştim ya, 2 ya da 3 tane gramım kaldı diye. Şimdi gündemede boş bir insan değilim tabii ki. Dedim ya, bu evi taşırken para lazım. Kimseye muhtaç olmamak için ben gene de dişimden tırnağımdan biriktirdim. Şey yapmıştım. Özellikle şu 8.000 lira değilken şu ev, bir tane işte yarım çeyrek değil. Bir tanenin yarımı küçük bir şey. Mesela onları şey yapıyordum. Göçersem paraya ihtiyacım var. Kim verecek? Kimden alacağım? Demiş ki sen böyle deyince yani bu hiç bitmedi. 1-2, 1-2 bitmedi. Bu şey gram yazılmış. Bacım onu yok sayıyorum ben. Bir şey için koyduysan onu yok sayarsın. Ne ol? Kız yine kucağıma çıktı az bak. Ne olursa olsun onu yok sayıyorsun. Aha ne oldu? Bak o kadarcık bir şimdi olmasaydı. Allah razı olsun. Gene az önce Yasemin ile Sercan aradı. Yasemin demiş birlikte gidelim yarın. Ben dedim ki hep bir gidelim. Sercan sensiz olmaz oğlum. Sen iyi anlatırsın, iyi bilirsin. Benim beynim hiç onu almaz dedim. Şimdi onlarınki şey ya. Daha yeni ya. Onların kanalı yeni. Onlar anında hallettiler. Ellerinde vardı, bilezikleri vardı. Hallettiler ama benim kenarda, şu köşede yani dedim ya, ya bana aptallık deyin ya da şey deyin. Ne bileyim işte, oradan kesiliyor sandım işte. Neyse şimdi kuyumcuya gidelim. Sercan da bir şeyler bakacak. Ondan sonra bana ne olur dua et. Hesap çıkmış ama en son hangi hesaba oturacağız o zaman belli olacak. Ne oldu? Şeye oturacağız. Anlaşmaya oturacağız. Yüreğim gürp gürp edi. Yüreğim gürp gürp edi. Çok heyecanlandım. Hani çok böyle ne kadar çıkacak, altından kalkabilecek miyim? Zaman bana ne getirecek? Nasıl evi yürüteceğim? Bir çocuğumu gönderiyorum, hasta geliyor, hasta bakıyorum. Bu da benim kucağımdan inmez. Bak tamam yavrum az, burada azıcık dur da. Bacım, ne yapacağımı şaşırayım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaradanım Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Ya Rabbim, darda kalan kullarına, bütün burada bulunan kullarına, Allah'ım sen yar ve yardımcı ol. Çok yalvarıyorum sizin için çok. Beni destekliyorsunuz ya. Bana yardımcı oluyorsunuz ya. Zaten benden önce Rabbim görüyor bunu. Ben zaten görüyorum. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derlermiş. Siz de bana desteklerinizle hani izleyerek, beğenerek, yorum yaparak, videoyu beğenerek, birbirinizi yorumunuzu beğenerek, size de iş düşüğü hakkınızı helal edin ne olur. Ben sizin için o helallik için çok dua ediyorum. O kadar iş düşüyor ki size. O kadar yanımda oluyorsunuz ki, oldunuz ki. İnanılmaz. Yani Allah'ım diyorum, hamdolsun, şükrolsun sana ki böyle insanlar arkama sen gönderdin diyorum. Rabbim istemese olmaz. Ben sizi tanımazdım, tanıyamazdım. Rabbim istemese tanıyamazdım, siz beni tanıyamazdınız. Yani böyle bir iletişim, böyle bir şey olmazdı. Allah razı olsun. Allah'ım, ya Rabbime şükrolsun, hamdolsun. Sizler gibi insanlar bana gönderdiği için. Haydi çıkalım. Haydi çıkalım ki benim için ne olur dua edin de şu sınavdan da geçeyim. Şu sınavdan da geçeyim. Tabii bunun sonu ucu ne olacak? Neye bağlayacağız? Hiçbir şeyden haberim yok. Yani aynen kurbanlık koyun gibiyim. Hiçbir şeyden haberim yok. Mesela ameliyata ilk girersiniz de ne olacağını bilmezsiniz ya. İlk ameliyat geçireceksiniz. İlk bayıltacaklar sizi, anestezi verecekler. Nasıl olacağını bilmiyorsunuz ilk başlangıçta.
Ben daha bu şekildeyim şu an. Ne olacağını, ne getireceğini hayatım bilmiyorum. Hadi gidelim. Biraz da açılayım ya. Sıkılıyorum. Ya bu arada Batu şu anda gene ana. Şey tuttu. Ha. Fısfısım alayım ben. Allah ya bunları gönderenden razı olsun ya Rabbim. Batu şu anda duşa girdi. Anne diyor, ha onu bile bilmiyor bacım. Anne diyor, ılık duş mu alayım, sıcak duş mu alayım diye. Onu soruyor bana. Ilık mı alayım, su ılık mı olsun, sıcak mı olsun? Hani ateşimi hangisi düşürücü, ateş düşürücüsüne iyi gelir diyor. Bacım daha aklı hiç bilmemiş. Çocuk akıllı. Hiçbir hayatla ilgili hiçbir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok. Hep lay lay lom yaşamış. Hiçbir bilgisi yok. Ben hava hastalığında daha çok fark ettim. Hayatla ilgili hiçbir bilgisi yok. Her şeyi bana soruyor şimdi. Suyu da bana soruyor. Panik atağı oluşmuş. Psikoloğa gidemedi ama bu psikiyatrilik. Bunu ben bir de psikiyatriye götürmem gerekiyor. İlaçsız bu geçmez. Çünkü vurulan iğneden, içtiği ilaçtan. Anne bu doktorun verdiği ilaç. Anne bu fazla olur. Aynen Emine'nin durumu gibi. Bizim Emine önceden öyleydi. Ben bunu fark ettim. Demek ki ben onu kendi haline bırakmışım. Ama neden? Dinlemiyordu beni. Etmedi. Hasta olunca elime düşüyor da dinleyeyim. İşte çorbasını yapayım. Şey yapayım. Kahvaltısını verirdim. Çorba mı vereyim dedim. Yok dedi. Bari bu sefer kahvaltı ver dedi. Kahvaltı verdim. Et haşladım, kemik haşladım yani. Ondan bak dedim, şimdi okuyor mu yorumu. Ondan diyor yazmışlar, ben de dedim diye zaten. Kelle paça gibi yapıyorum ben o. Kemikteki etleri sıyırıp suyunu içmek iyi geliyor. Bol sarımsaklı. Ha sarımsağı unutmayayım, sarımsak bitti. Bol sarımsaklı, sirkeli. Bak dedim buraya yazmışlar. Okudum ona burada yatarken. Tamam dedi anne, akşama yap dedi. Bacım bakıyorum, panik atağı yüksek. Efhamlı. Ve hayata dair diyorum ve hiçbir bilgisi yok. Her şeyden korkuyor. İşte böyle bir rahatsız. Sonradan böyle bir rahatsızlığın da çıktığını yeni fark ettim. Daha önce fark ettiğim olduydu. Çok böyle bunaldığı zaman bağıra, anne beni kurtarsana. Olduğunu bir şey bilmeyeyim. Kriz geçiriyordu, şeye götürüyordu. Acile. Hemen sakinleştirici vuruluyordu. O zamanları olduğunu biliyor. Ama bu çok ilerlemiş. Ne yapayım? Allah sağlık versin. Ay şimdi işte o da ılık duş alıyor, bir daha yatacak. İlaçlarını dedim, hiç sabah ilaçlarını içirdim. İlaçlarını dedim, öğlenkine de iç, yat. Terleme ilacı var bir. O ilaçlarını dedim, iç, yat. Hadi gidelim biz. Ne oldu? Küstün mü bana sen oraya bıraktım diye? Küstün mü sen bana? Yok yok, sen küsmezsin, ben gidiyorum. Ne oldu? Göç gidemedi. Ama hani göçe harcayamadım onu. Gidemedim yani. Olmadı. Bak şimdi daha önemli bir şey. En azından 3-5 kuruş. Buradan elimde olur. Sersem de bulur. Buraya da borçlanırız. Ne yapayım? Bir türlü ödeyeceğiz bunu. Ay ben şeyi unuttum ama inşallah erken gelirim de, eve geldikten sonra havruya şey yaparım,
şurada. Eti kıyma yaptıracaktım ya. İnşallah kapatmazlar hemen. Acaba sorsam mı kaça kadar açık diye. Dur bir sorayım orayı ben. Ben önce oraya geçtim, orayı bulamadım. Ha, buradan ağrı bulabilirim bak. Benden böyleyim işte. Sorayım dur. 8'e kadar açıkmış, iyi. 8'e kadar açıkmış. Et getirsen dedim sana. Kıyma yapar mısın dedim, yaparım dedi. Kaç liraydın? 5 liraymış iyi. Kurban bayramında 10 liraydı. Mesela aşağı tarafta. 10 liraya kilosunu çekilerdi. Burada 5 liraymış iyi. Karşıya getireceğim şimdi de. Arabanın yoğunluğundan geçemiyor. Ay benim de şeyim var. Evet, kapuska yaparız kıymalı. Azıcık kemiğimde, bacak kemiğimde azıcık ağrı var. Kemik ağrısı gibi ya. Kemik ağrısı. Şuradan nefes alayım. Kemik ağrısı var bacağımda. Bu ayak tarafında ablamda. Ne yapayım ben? Niye bu kadar heyecanlanayım ya? Hani heyecanlanma, yüreğim çarpıntı yapayım. Hani o. Yüreğim niye bu kadar çarpıntı yapayım? Gök gök koruyup böyle. Benim bir tanıdığım bir kuyumcu vardı. O güzel alıyordu. Şeyi. Altın hani güzellik yapıyordu. Hani mesela 100 lira 50 lira fazla veriyordu. Öyle diyordu. Mesela aşağısını söylüyordu. 50 lira ya da 100 lira fazlasını veriyordu. Hangi taraftaydı ya şimdi? Hangi taraftan gidiyordu ona? Buradan aşağı inmiyor mu? Daha aşağı. Depoydan aşağı iniyor. Buradan aşağı. Geçen karı deme demişsiniz. Bizim burada Giresun'da oranın ismi önceden, yıllar önce karılar pazarlıydı. Burada aşağı tarafta hani sebze aldım ya geçen. Oh. İsmi Giresun'da öyleydi. Karılar pazarlığı deniyordu. Ama hep kadınlar. Yayladan gelen, her gün yayladan gelen kadınlar vardı orada. Şimdi orada şahsa ait olmuş. Eski ismiyle anılıyor burada. Şimdi iki tane yer var. İkisi de ayrı ayrı kişiler. Şahıs kişilik şeyleri olmuş. Ama gördüğünüz gibi her şey çok pahalı orada. Ama önceden ha ben kendim bildim bileli çocukluğumdan beri orada yayla kadınları gelirdi. Yayla hanımefendiler, hanımlar gelirdi. Hep orada satarlardı. Önceki ismi bu. Şimdi bile öyle hatırlıyorlar. Karılar pazarlığı deyince böyle hatırlıyorlar şimdi. Ama orası şu anda ismi ne işte, evlendirme dairesinin altı deniyor. Ne deniyor? Ha çocuklar. Yavrular. Çocuklar. Beni tanıyorlar galiba beni. Nerede? YouTube'da mı gördün? Ben seni bir kez görmüş, YouTube'da görmüş. De o yüzden bana baktılar. Ben de gülümseyince el salladılar. Abla ben seni bir kere görmüşsün. Çok güneş vurdu şu an. Güneş ışığı vurunca kamera siz puslu görürsünüz. O yüzden
O ışığa kamerayı denk getirmemek lazım. Işığa maruz koymamak lazım. Işık kameraya tersten gelecek. Dimdik girmiş. O zaman bu sarı işte. Oy bacağım, oy. Ben önce ne yapayım değil mi? Şu yukarıdan belediye vardı ya hani. Aha yakın, belediye yakın gelmişim ben. En yukarıda belediye. Oranın altında su şey veriliydi önceden. Gene de veriliyor, orada veriliyor herhalde. Sercan kendi şeyle veriyor da, bilgisayarla gönderiyor. Suyumu, elektriğimi falan da. Ama orada şey veriliyordu. Önceden gittiğim zamanlar o eski evimdeyken su, yukarıda su veriliyordu. Su parası. Ondan sonra oranın üstü gidiyor ki bazen. Arabalardan da bir geçebilsem. Oranın üstü şey işte parkta. Çok ucuz orada. Orada karşı 7 lira çay. Bir tane çay içerim. Biri bir çay konusunda şunu demeyiz. İndeme de o kadar da olmaz canım, az bir dakika. Biri de şu çay konusunda şunu söylemiş. Yani ben kesinlikle demiş şey yapmam. Dışarıda bir bardak bile çay içmem. Evde demleyip içemiyor muyum demiş. Canım bir bardak çay da içmeyeceksen, hani evin ayrı, evin şeyi ayrı. Şimdi dışarıda içmenin tadı aynı olabilir. Ama orada bir nefes alarak içiyorsun. Bir ferahlayarak içiyorsun. Kendini dışarı atmışsın, ferahlıyorsun. Bir yere oturman gerekiyor. Boşta oturamazsın. Nereye gidip de, hangi parka gidip boş oturulabilir ki? Nefes almaya gidiyorsun sen oraya. Hava değişimi için gidiyorsun. Bir bardak çay içemeyeceksen ben neye yaşayayım bu dünyada? Böyle biri böyle yazmış. İşte onlar aynen öyle yazanlar İsmet gibi. Öyle para çok olur tabii. Ama bir bardakta çay. Hani dışarıda gidip hiç kendi başıma yemek yediğimi ya da bir şey yediğimi gördünüz mü? Dışarıda hani yemek yiyebiliriz. Saygı duyarım. Ama herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Hiç benim dışarıda bir kebapçıya gittiğimi, bir pideciye gittiğimi, bir lahmacuncuya gittiğimi hiç gördünüz mü? Turşuları iki de bir de. Onu kapattım şimdi. Hiç gördünüz mü? Ne yapıyorum? Az da olsa bir şey evde yapayım. Daha fazla olsun. O daha çok olsun. Oraya vereceğim. Ha kızım bazen götürdü. Bazen damadım götürdü. Bazen oğlum götürdü. Ben hiç zaman. Saldırma nereden geçecek? Kapatılmış mı burası? Kapattınız mı orayı? Yok, açık girelim. Heh, bir tane çay alayım. Tabii. Ay bak, bacağım çok ağrıyor. Hiç gördünüz mü? Bir tane de olsun çay içeyim canım. Hemen ucuz ya, bak. Ben ucuz. Teşekkür ediyorum. Müzik de var da şey olacak diye korktum. Burası işte belediye parkı böyle. Belediyenin parkı. Müzikten korktum. Evet, kalkıyorum. Evet. Bakın ama bak. Ha. Su yeri gene havrası. Su kesme, su bağlama, bilgi işlemleri, su okuma, açma, kapama servisi. Havra. Ama Sercan Allah razı olsun onu bilgisayarla gönderiyor. Onun adına bir şey deniyor, bir şey yoluyla. Ben her şeyin adını öyle dinliyorum.
EFT ile herhalde. Suriye bayılıyorum, Suriye bak. Şunun dışına bak. Orası da kafe. Ama dışına bak. Bayılıyorum. Arabalardan da geçeyim mi ki anam? Kaldım yolda. Çocukların sayesinde geçtim. Çocuklar geçtiğiyle hemen o arada ben de geçtim. Şey soracağım dur abriye. Bırak tuzlaması ne kadar? 250. 250. Vereyim mi? Yok. Almayacağım da. Cevizin kilosu? Sen benden fiyat mı öğrendin? YouTube'a çekiyorum. Fiyatları öğreniyoruz. Bunun kilosu 100 lira. Bu 200. Bunun kilosu 40 lira. Teşekkür ediyorum. Sen neden fiyat mı öğrendin? Evet dedim. Ne diyeyim yani? Şimdi almayacağım dedim. Çektirmeyecek, çektirmesin. Ama hiç bir tepki vermedi. Çektirdi, kafa salladı. Benim küçük bir kavanoz kadar yaprak şeyim var. Küçük bir kavanoz kadar. Yani küçük derken gene 2 kiloluk mu 3 kiloluk mu ne? Depili onda var. Ama bak çok pahalı. Kaç lira dediğini aslında unuttum ben, gördünüz mü? Ben hemen unuttum. Acaba ben dedim o kuyumcu neredeydi ya? Bak şimdi şaşırayım nerede göreyim mi neredeydi? Bugün hava çok soğuk değil. Hava hatta hafiften bir güneşli. Soğuk değil. Güzel de bir hava var. İsterdim böyle bacağım daha fazla yürüseydi en aşağı gidip de deniz kenarına gidip böyle bir şöyle bir ara şeyi de düşündüm. Dedim Esra bir kaleye git, beynini bir boşalt. Ya da denizin kenarına git. Yani ya bir yeşilliğe git ya bir suya git. Böyle beynini boşalt çünkü beynin çok dolu dedim. Ama sonra da dedim ki ben su işi halletmeden o beyin boşalmaz. Bir kere sonucunu bakmadan o beyin boşalmaz dedim. Hepsinden vazgeçtim. Ha burası. Biraz bozdurdum. Gidelim. Bizim topuzun kahvesi çok güzel oluyor. Yeni çektireceğim ama çok güzel oluyor. İnşallah Allah izin verirse birazcık o etli, biraz sercan bulur. Sercan herhalde şey alacak herhalde. Bir yerden alacak. Bilmiyorum. Çünkü en az 30 bin lira gitmesi lazımmış ki yani ne dedi Serzan? %10'unu vermem. Onu mu dedi? %30'u. %30'unu vermemiz lazım ki dedi. Gerisini taksit yapacak dedi. Tam olarak şu an ücretini bilmiyorum. Şu mali misafirde şu anda şey yapamadı. Tam olarak söylemedi net bir şey. Gittiğimizde bakacağız işte. Sonra tekrar bu şeyden sonra da bir de son bu yılın sonunun şeyleri de gelecekmiş. O da dedi 60 bin lira kadar gelir dedi. Tövbe estağfurullah. Ben neye çalışıyorum ki burada? Anlamadım ki ben neye çalışıyorum. Algı da dediğim şey yap. Bunu da altına kalkarım. İnşallah. Bunu da altına kalkarım.
En azından abi şeyleri götüreyim. Taksiti maksiti vereyim de. Zaten 4-5 sene ödeneyimmiş. Taksi bağlanınca. 4-5 sene ödeyecekmiş. Of. Ondan sonra da yılbaşından sonra dediğim gibi bankadan şeyden bir kağıt alır giderim. Bankaya da IBAN numaramı şeyle IBAN numaramı veririm her dairesine de. Oradan kestiklerini keserler de. Orada müzik vardı, hızlı geçtim. Kapattım orada. Kestiklerini keserler de. En azından benim ne aldığım elime geçen, yani oradan kendileri keser. İşte benim dediğim gibi ben öyle sanmıyordum. Kendiliğinden vergiler kesilecek sanmıyordum. Ne yapayım, ne yapayım? Allah yarabbim, yardımcım ol yarabbim. Kız bugün bir de şey aradı beni. İsmet aradı. Hemen kapattım. Hiç kimse acizliğimden yararlansın istemiyorum. Kendi başıma ben aslanlar gibi bu işin üzerinden inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte gelirim. Geliriz diyorum. En azından daha önce bir esra diyordum. Bazen atıyordum, bazen atmıyordum. Diyordum ki, ya o an işe gençlik uyudu. Şu anda diyorum ki, kalk, senin çok çalışman gerek. Bir azmin var. Çünkü borç yiğitin kamçısıdır ya. Kalk diyorum, öğlen atacaksın hemen çek. Kendimi kaldırıyorum. Yatamıyorum, uzanamıyorum. Ondan sonra diyorum ki, kalk, bir şey yapacaksan yap. Dur. Haydi kalk Esra diyorum. Daha çayımı demlerken, çayımı içerken zaten size atmış oluyorum videoyu. Öğlenkine. Ondan sonra daha diyorum ki kalk Esra hadi akşama. Akşama bir video atacaksın. Hadi akşama vlog yapacaksın. Hadi kalk diyorum, kendimi kaldırıyorum. Kendime gaz veriyorum. Çünkü kendim bir amaç var. Kurtulmak. Ben nereden geldim acaba? Heh, bulurum, bulurum. Bir şey var. Hani bir amacım var. Bu üstün altından kalkabilmek. Burada diyorum sana destek verenler de var bak. Senin yanında olanlar da var. Kalk, heyecanla kalkıyorum. Şeyle kalkıyorum böyle. Kendimi hasta gibi hissetsem de mecbur hissediyorum. Çünkü mecburum. Tabii ki mecbur gibi hissedeceğim. Mecburum çünkü. Kendim çalışıp kendim kazanacağım. Destekçim de var. Sizlersiniz. Allah gönderdi sizi. Artık çok gürültü oldu. Ben buradan düştüysem buradan kalkacağım. Düştüğüm yerden kalkacağım. Allah'ın izniyle. Sizlerin önce Allah'ın sonra sizlerin desteğiyle yani izleme şey destekleriyle ben bu durumdan daha hiçbir bilgim yok nasıl süreç devam edecek ama kör ve sağır gibiyim işin içine girmişim. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilmeden yürüyeceğiz. Yaşadıkça öğreneceğiz. Yaşadıkça Allah kolaylık versin. Allah hepimize benim bu kadar da kalanlara Rabbim sen kolaylık ver Rabbim. Sen kolaylık ver. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. Evin kapısı yanına geldim de duras. Çok gürültü vardı. Gürültülü yerleri de kapatıyorum. Kulağınıza girmesin diye. Rabbim hepinizden razı olsun. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Gidiyoruz işte. Gidiyoruz gündüz gece. Uzun uzun ince bir yoldayız. Yoldayım. Şimdi ben soğan yoktu evde. Yumurta yoktu ay bacağım. Yumurta yoktu. Kız arabalardan da korkayım. Beni çiğneyecekler. Soğan yoktu. Yumurta yoktu. Bir tane yoğurt alayım. Tarator yok. Tarator.
Yok yok yok. Yok şimdi almayayım. Maaşımı alınca alırım. Parayı harcamamam gerek. Oraya vereceğim. Çünkü oradan da gelecek en azından. Yok. Soğan alacağım. Sarımsak alacağım. Bir tane de katı ekmek alacağım. Yumurta alacağım. Yani yumurtayı 15 tip yumurta alacağım. Haydi. Haydi bismillah. Oy ana oy. Çok yoruldum. Tuvalet kağıdı da yok. Ya ben ne yapayım? Hadi biz de plan yaptık. Bak kaç gün gibi bu iki. Bir tane tuvalet kağıdı da yok. Olmadan ne karamışım abi şey. Soğana geçmişim. Bak sarımsak soğan. Evet az kalsın soğanı unutup gidiyordum. Ya limonumuz kalmamıştı. İki tane de limon aldım. Çaldım şey içiyorum ya. Şey kökleri içiyorum. Sence güzel de çal ve tarçın. Geldim. Ya ha burası çok korkutuyor. Sürekli size de göstermek istemiyorum. Bekleyeyim. Ha geçen tamam bir keresine basmamışım ama bastığım halde bekliyorum. Yarın edeyim ben abla. Elimde bir şeyle de normalde yürüyerek çıkayım ha. Elimde bir şeyle de çıkamayayım. Hani elimde öte biri varken o kadar merdivende ağırlaşayım. Çıkamayayım zaten zor nefes alıp vereyim. Ha orası da beni korku değil. Aha benim sütlü bekliği beni. Ne oldu bebeğim? Ne oldu bebeğim? Evet canlarım eve geldim. Bu sefer son varlığım gitti. Hiçbir şeyim artık. Bir kenarda hiçbir şeyim yok artık. Kısmet buraymış. Ben eve saklamıştım. Biraz daha üzerine koyarım demiştim. Koyamadım. Buranın kirası yükselince, her şey daha da pahalı olunca koyamadım. Gene bu durum çıkmasaydı, evi taşırken o azıcık bana lazım olurdu. Kenardan da gene birilerinden alır borç öderdim. Olmadı. Demek kısmet buraymış. Üzüldüm. Şu anda bu da elimden gittiği zaman nefes alamayacağım sanki. Bak, elim hiç kaçmıyor. Maaşım gelecek ya. Ayın 22'sinde. Sağ elim içi kaçınırsa işte maaşım gelecek. Ondan zaten taksitler başlayacak, şeyler başlayacak. Mesela Sercan'ın alıp getirdiği yere verilecek. Yani Allah yardım etsin bilmiyorum da Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a bu sütlümün hatırına, şu evdeki hasta çocuğumun hatırına, benim dul hatırıma, Rabbim şu yetimlerimin hatırına, Allah bana yar ve yardımcım olsun. Allah hepinize de yar ve yardımcı olsun. İşte onu da götürünce işte kenarda hiç, o yine bir insanın var ya kenarda bıraktığı bir şey. O yok değil mi? Ben önceden cüzdanımda param olmadığı zaman panik atak geçirirdim ben. Bunalırdım. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Elim ayağım bağlı gibi olurdu. Şimdi mesela kenara bir tane, iki tane hani bırakıyorsun ya bir şey. Para tutamıyorum. Tutamıyorum söyle. Tutamıyorum derken o kadar da şey değilim. Mesela görüyorsun hayat pahalılığı. Bir alışveriş yapıyorsun. Gidiyor. Bir yere gidiyorsun gidiyor ama küçük altın alınca tutabiliyordun onu, saklayabiliyordun onu, yok sayıyordu. Şimdi yok. Yani yok sayacak hiçbir şey yok. Olsun. Sağlık olsun. Telefon geldi de kapattım. Allah'ın izniyle bunu da yeneceğiz. Bugünleri de yeneceğiz inşallah. Vazı altında şöyle boğazlı bir kazan vardı.
Böyle yaptım. Buna giydim. Aynen bu yeşillikte. Neyse. İkide bir telefon geliyor. İkide bir telefon geliyor ya. Lütfiye arıyor. Buradan selam olsun Lütfiye sana da. İsmet'in kızı arıyor. Yani şeydeyim yani. Kapatıyorum, harıyor. Neyse, her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz. Tek benim değil, hepimizin. Benimki başka bir sorun. Benimki daha ağır başka bir sorun. Allah kimseye vermesin. Kimseyi çaresiz bırakmasın. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın sabah gene çekeceğim. İnşallah bana gene vücut diyecek. Kalk kalk kalk. Video çekeceğim. Çok çalışmam lazım çünkü. Video çekeceksin diyecek bana tekrar. Zihnim diyor, vücut diyor. Kalk diyor. Yatırmıyor beni. Ya. Neyse, öpüyorum sizleri. Yarın saat 1-1.30 gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.